Merhaba dostlar, bugün sizinle birlikte dünyaca ünlü markaların hiç de aklınıza gelmeyecek tahmin etmediğiniz ürün satışlarına bakacağız. Yani şu anki bildiğimiz ünlü markalar şu an bildiğimiz ürünlerin dışında şeyler de satıyorlar. Hatta bazılarına gerçekten şaşarsınız. Çok ilginç ürünler satanlar var. Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı. Şimdi ilk olarak Toyota'dan başlayacağız. Toyota'nın sattığı en ilginç ürün ne olabilir ya? Aklınıza herhangi bir şekilde üzerine binip gittiğim bir şey gelmesin. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tekstil alanında boşluk görünce Toyota demiş ki ulan boşluk varsa ben de oradayım demiş. Dikiş makinesi işine girmiş. Ticari zeka başka bir şey ya. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri de dikiş makinesi üretmeye devam ediyormuş. Eli bulaşmış bir kere işin içinden de çıkamamış. Ama o dönem işte bir boşluk var diye girmişmiş bu işe. Samsung biliyorsunuz işte Apple'ın en büyük rakibi. Samsung'un ürün yelpazesi normalin dışında gelişmiş biraz. Hatta Samsung halter barı bile üretmiş. Baya baya. Halter üretmiş. Yani. Mesela Apple'da üretiyor yarım halter. Çok kötü espri ya. Hatta Samsung'un Güney Kore'de bir giyim mağazası da varmış. Samsung'dan giyinmek değişik bir hava yani. Telefon Samsung, elbise Samsung, spor salonunda halter Samsung. İşte bir marka hastalığı böyle oldu. Gelelim Peugeot'a. Aslında 1810'da kahve, karabiber ve tuz öğütücüleri üreterek iş dünyasına adım atmış. Tuz öğütücüyle adam sektöre girmiş. Şimdi geldiği noktaya bak. Peugeot öğütücüden 69 yıl sonra ilk otomobilini üretmiş. Yani olaylar nasıl geliştiyse öğütücüden otomobile bilmiyorum. Ama hala daha ana işini de devam ettiriyormuş yani. Casio. Abi bu saat çok Casio falan. Casio'nun saatleri var malum hani. Bir de hesap makinesi var. Bizim bildiğimiz tabii saati çok ünlü. Kalitenin bir simgesiydi yani Casio saatler. Ben yaşlandım mı ya? Ama Casio bunun dışında tabii klavyeli müzik aletleri, piyano falan da üretiyormuş. Ama en ilginç ürettiği malzeme piyano falan yüzük şeklinde bir sigara tutacağı. Yani şeye benziyor böyle. Abi bir fikrim var. Bu var ya acayip tutacak, çok satacak. Kafasıyla girilmiş bir işe benziyor. Yoksa değişik bir fikir. Sonra bu Casio'nun kurucusu Tadao bir gün abicim bir fuara gidiyor. Fuarda ama nasıl biliyor musun böyle? Acayip kalabalık. Bir sürü insan. Bu arada dolaşırken böyle ona buna bakarken bir bakıyor orada. Elektrikli bir hesap makinesi. Diyor ki bunun elektriklisi varsa ben de yaparım deyip kendi hesap makinelerini üretmeye başlıyor. Ya bir şey fark ettim. Bu tarz hikayelere bakarken genelde fuara gidenlerin hani aklına böyle bir şey çakıyor. Hemen böyle yeni bir fikir buluyor. Çok ilginç. Tabii 1980'lerde de bu elektronik klavyeli müzik aletlerini falan da geçiş yapmış. Onlardan da üretmiş. Tabii bir de kalitenin simgesi Yamaha'nın flütleri. Şimdi bu flütleri neden hani bir motosiklet markasının flütle ne alakası var? Gerçi şu ana kadar gösterdiklerinden sonra şaşırmamak lazım. Ama 1887 yılında Torakusu Yamaha adlı müzisyen ve girişimci tarafından kurulmuş. Kişi müzisyenmiş. Yani şu anda bende açıklandı neden flüt oldu. Yani temeli motor değil, müzik aletiymiş. Sonra kurucusu demiş ki ben bu flütü öttürüyorsam motoru da öttürürüm diyerekten motor işine girmiş. Ama hala tabii müzik aletlerini de üretmeye devam ediyorlarmış. Ha bak buna şaşırmam. Mesela Skoda'nın bisikletleri de varmış. Olabilir abi Skoda yani. Skoda dışında bisiklet üreten firmaları sayın bana. Hadi bak. Mercedes, Aston Martin, Opel, Peugeot. Bunların hepsi de bisiklet üretiyormuş. Bir Mercedes bisikletimiz şu anda hayal o değil mi? Yani araç almaktan ziyade bir Mercedes bisiklet hayali. Nokia 2016 yılında tartı işine girmiş. Sağlam telefon konusunda Nokia'nın önüne geçebilir misin? Al sana sağlam tartı. Aktivite takip ve sağlık ürünleri şirketin satın almış 170 milyon dolara. Vücut kompozisyon analizi olarak geçiyormuş. Tartı demek hakaret sayılırmış. O kadar özellikle bir şeymiş bu. Al sana sağlam tartı. Mitsubishi. Daha çok arabaları, kliması ile falan tanınıyor. Evet ama finansta, bankacılıkta, enerjide, makine, kimya ve gıda olmak üzere 7 sektörde daha faaliyet gösteriyormuş. Yani olmadıkları masa yokmuş. Peki Motorola. Motorola'yı biliyorsunuz değil mi? Yani vakti zamanında şahane cep telefonları vardı. Ama temelde nereden gelmiş? Tabii ki başlangıçta Motorola aslında bir radyo üreticisiymiş. Yine çok öyle bir uzak görmedim. Olabilir. Şimdi 1928'de Motorola ilk kurulduğunda böyle pil ile çalışan radyoların tamirini falan yapıyormuş. Küçücük, minnacık, ufacık bir şirketmiş yani. 1930'daysa böyle araba sahipleri için müthiş olabilecek kompakt bir araba radyosu üretmiş. Şimdi işimiz buysa buna da uygun bir isim üretmemiz gerekiyor diyerek hani Motorola isminin nereden geldiğine geliyoruz. Motorla otomobili betimlerken motordaki ola ünlü müzik pick-up'ları The Victorola bu okumalar yok mu ya? Dayı git İngilizce öğren diyorlar ondan sonra. The Victorola markasından esinlenilmiş ve
1930'da Motorola markası kullanılmaya başlamış. Yani motor kendi koymuş, sonundaki olayı da Victorola diye bir marka varmış, ondan esinlenmiş. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Ferrari motorlu bir saç kurutma makineniz olsun ister miydiniz? Sanki Ferrari'niz var da egzozuna kafayı dayamışsınız gibi bir his. Müthiş. Bayağı bir saç kurutma makinesinin motorunu Ferrari üretmiş. Sanırım Ferrari'ye maksimum yakınlık seviyem. İyiymiş ya. Değişik bir fikir ya. Şimdi ekranda gördüğünüzde Lamborghini üretmiş. Çim biçme makinesine benziyor olabilir ama aslında bu küçük bir traktörmüş. Çok da tatlış, mini minnoş duruyor. Bilmeyenler için burada söylüyoruz ki Lamborghini aslında spor otomobille falan girmedi piyasaya. Traktörlerle piyasaya girmiş. Ama sağlam duruyor yani, Lamborghini üretmiş ama. 1965'te üretilmiş ama yine de böyle çok tatlı durmuyor mu ya? Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin. İlk sürat teknesi. İlk sürat teknesini şimdi göreceksiniz ve İnanılmaz minimal tatlı bir tasarımı var ya. Ya bunu, bu ilk üretimleri düşünsene ve o kadar tatlı duruyor ki. İki versiyonu varmış. Biri 1.64 milyon dolarmış. Daha yüksek versiyonuysa 2.1 milyon dolarmış. İşlerin ilginçleştiği kısma geliyoruz biraz da. Evet, buraya kadar da ilginçti ama daha ilginci var. Doritos ne alakaysa bir ara şampuan, yüz temizleme jeli gibi ürünler çıkarmış piyasaya. Ama sonradan vazgeçmiş. Şükürler olsun. Şunu görünce hiç mi akılla mantığa yatan bir yanı olmaz. Gerçekten yok. Yani Doritos'un bir ürünü bende uyandırdığı gerçekten bir hani böyle cips eşliğinde gidebilecek bir şey. Yani insandaki uyandırdığı ilk şey o. Şimdi herkes her işe giriyor ama Colgate deyince aklınıza değil mi? Direkt diş macunu gelir. Lazanya gelir mi mesela? Gelmez. Ama gelmiş. Colgate lazanya da çıkarmış. 1960'larda dondurulmuş gıda sektörüne adım atmış Colgate. Ama sonra hemen geri çıkmış. Satsak mı derken aman deyip geri dönmüşler. Çünkü çok başarısız olmuşlar efendim. Ve bu başarısızlıklarını da tabii ki olabildiğince gizlemeye çalışmışlar. Ama şimdi öğrendiniz. Tava yemesek var. Şimdi Colgate bir işe girmiş girmesine ama bu ürünü de tabii sakladığı için, hiç kimseye göstermediği için, hayır biz bu işi yapmadık diye itiraz ettikleri için şirket yetkilileri, bir müze kuruluyor. Müze de şöyle efendim. Ünlü markaların başarısız olduğu ürünlerin sergilendiği bir müze. Daha sonra da bu müzeye tabii ki Colgate de başarısız oldu. Hani belgelerle kanıtlandı. Dondurulmuş gıda işine girdi de yapamadı. Onun da ürününü sergilemek istiyorlar burada. Colgate bunu gizlemek istediği için, göstermek istemediği için müzeye özel olarak böyle bir şey tasarlanıyor. Ekranda gördüğünüz lazanya kutusunu aslında bu müze için özel olarak tasarlandığını söyleyebiliriz. Marka kendisi vermek istememiş. Efendim, bana ayırdığınız vakti umuyorum ki hak etmişimdir. Elimden geldiğince, karınca kararınca bir şey yapmaya çalıştım. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Çok kötü espri. Hayda, burada muhabbet koyu demleceği. Eğitimde eğlence tasarımcı dayı. Her zaman var basma kafayı. Logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol ha.